merhabalar. Çok güzel bir yaz gününden, balkonumdan hepinize merhaba. Uzun zamandır sizleri aksatmak zorunda kalmıştım. Çünkü benim de bütün öğrenciler gibi, üniversite öğrencileri gibi sınavlarım, ödevlerim, bir sürü projeler, hepsini yaptıktan sonra bugün de sizlere zaman ayırarak 3 tane önemli etkeni konuşmak istiyorum. Birincisi, vücudumuzdaki inatçı tüyler. Koltuk altı, bikini bölgesi, bacaklarımız, kollarımız. Yaz geldi ve pandemi döneminde veya maddi durum yetmiyor veya güzellik salonumuz kapalı, herhangi bir sebebe bağlı olursa olsun vücudumuzu aldıktan sonra ne kullanalım, nasıl bir takviye yapalım, hem uzmanlarımızı rahatlatalım lazer epilasyonundan sonra, ki bu dönemde Eylül, Ekim'in sonuna kadar bronzlaştığımız için lazer epilasyon kesinlikle yapılmaması gerekiyor. O zaman evde ne yapmamız gerekiyor? Aldıktan sonra tüylerimizi nasıl bir takviye yapalım? Bununla ilgili gelecek. Daha sonraki tarifimiz cildimiz için. Aynı tarifi maalesef kullanamıyoruz. Bunun için farklı bir tarif yapacağız. Bıyık bölgesi, ayva tüylerimiz, göz altındaki tüyler, kaş ortası, alın bölgesi, çene bölgesi çok inatlıdır. Ve burası maalesef siyah, erkek gibi tüylerimiz çıkıyor. Bunun için utanmanıza veya çirkin hissetmenize hiç gerek yok. Elimizin altında karbonat, kahve, limon, tuz, gül suyu gibi maddeler var. Bir diğer konu ise 2-3 yıl öncesine kadar yaşadığım ergenlik sorunu sebebiyle ofisteki merkezde çalıştığım için birinden kapmış olmama rağmen nasıl baş ettim sivilcelerimle, antibiyotik kullanmadan, yoğun, iltihaplı aknelerimle hangi ürünleri kullandım, ürünlerle nasıl tarifler yaptık, nasıl takviye ettim ki çok kötü yorumlar yazılıyordu. Bunu da burada söylemek istiyorum. Hem annemin sayfasına hem bana, ofise gelen müşterilerle ilgili hepinizin neler yaşadığını çok iyi anlıyorum bu nedenle. Bunlarla nasıl baş edebiliriz? İlk önce vücut tüyümüzle başlamak istiyorum. Evet, evet. Ben de kamera arkası şunu söyleyeyim. Çok üzülüyordu benim kızım. Çünkü antibiyotik kullanmadan doktorlar izin vermiyordu. Nasıl o aknelerden kurtulacağız, nasıl başa çıkacağız? Her şeyi denedik ve tabii ki kurtulduk. Şükürler olsun. Ve şimdi sizlere aynı tarifi de vereceğiz. Evet, haydi buyur kızım. Bende de cildimde tüyler vardı. Aynı zamanda o tarifi kullanarak da her ikisini beraber baş etmiş oldum. Yaz günlerinde lazere gidemiyoruz. Ağda yapıyoruz, jilet kullanıyoruz, tüy dökücü kullanıyoruz, iple alıyoruz, vücudumuzu iple alıyoruz. Herhangi bir sebebe bağlı olursa olsun bir epilatör kullanıyoruz. Bende de cildimde tüyler vardı. Aynı zamanda o tarifi kullanarak da her ikisini beraber baş etmiş oldum. Yaz günlerinde lazere gidemiyoruz. Ağda yapıyoruz, jilet kullanıyoruz, tüy dökücü kullanıyoruz, iple alıyoruz, vücudumuzu iple alıyoruz. Herhangi bir sebebe bağlı olursa olsun bir epilatör kullanıyoruz. Fakat bundan sonra gözeneklerimiz açık. Bunu nasıl takviye edelim? Bu tüy tekrar nasıl çıkmasın? Bununla ilgili bir tarif geliyor. Şimdi birincisi, zeytinyağı ile vücudumuza güzel bir masaj yapıyoruz. Duştan önce iyice zeytinyağını sürüp masaj yaptıktan sonra, nemlendirdikten sonra bir limonu ikiye bölüyoruz. Stop. Bir şey soracağım sana. Evet. Zeytinyağı temiz vücudumuza mı yoksa fark etmez? Fark etmez. Duştan önce temiz veya terli vücudumuza hiç fark etmez kullanabilirsiniz. Zaten deriyi onaracaktır, nemlendirecektir. Ölü hücrelerimizin atılmasına da yardımcı olacaktır tuzla beraber. Harika. 1-2 dakika zeytinyağıyla masaj yaptık vücudumuza. Evet. Yıkamadan ne yapıyoruz? Yıkamadan yağlı vücudumuza limonu kesiyoruz. İkiye ayırdıktan sonra limonu tuzla beraber kullanacağız. Gül suyuyla mutlaka cildimizi temizleyeceğiz. Gül suyu kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Hangi marka olursa olsun, değil mi? Evde gülleri topladıktan sonra botanik bahçelerinden, sizler de şimdi yıkadıktan sonra gül suyuyla iyice temizliyoruz. Cildimiz için ilk önce ben de çok yoğun bir sivilce problemin yanında tüylerle baş ediyordum. İple denedim. Yüzümü gerçekten jiletle de aldım. Kaş usturasıyla aldım. Ağdayı denemek istemedim çünkü leke bırakacağına emindim. Lazere gittim. İğneli epilasyon yaptırdım. Fakat inatla çene bölgesi, bu bölge,
yanaklarımız, kaş ortası hep bir şekilde tüyleniyor, bıyık bölgesi. Bununla ilgili ne yapabiliriz? İlk önce bize gereken iki tane madde var. Bir tanesi Türk kahvesi, bir diğeri ise karbonat. Bu çene bölgesi olabilir, çene altı olabilir, bıyık bölgesi olabilir. İyice dairesel hareketlerle bastırmadan narince yapabilirsiniz. Ve lütfen kılcal damarlı, hassas, roza akneli tepki verebilecek ciltler kullanmasın. Ne kadar vücudumuz temiz tutarsak cildimize bu o kadar yansır. Bunun için iki tane önemli yemek benim hayatımı değiştirdi. Bir tanesi bal kabağı çekirdeği. Her gün bir avuç kadar bal kabağı çekirdeği tüketiyorum. Çünkü çok güzel bağırsak, karaciğer, mide temizlemesine yardımcı oluyor. İçerisindeki antioksidanlar sayesinde de bağırsağımızdaki lifler pırıl pırıl oluyor. Varsa mikrop, parazit, onların da geçmesine yardımcı oluyor. Bir diğeri sarımsak. Her gün 2-3 diş kadar akşamları rendeleyip yoğurduma katıyordum. Ve akşam gece yatmadan önce bunu tüketip uyuyordum. Midem ağrıyordu. Ağız kokusu yapıyordu. Sarımsak kokusundan zaten pek haz etmezdim ama bir süre sonra aslında mideme, bağırsaklarıma, cildime ne kadar iyi geldiğini, cildimin nasıl düzeldiğini çok güzel bir şekilde fark ettim. Lütfen siz de deneyin. Biliyorsunuz hepimiz gibi ben de annemin sayfasında birçok yorumla karşılaştım. Cildinde neden sivilce var? Siyah noktaların için hiçbir şey kullanmıyor musun? Bunu kullansan daha iyi gelmez mi? Ne kadar çirkin görünüyorsun gibi birçok kalp kırıcı mesajla karşılaştım. Hepimiz çok güzeliz ama biraz üstte durmamız gerekiyor. Yani kalın, cildimiz yağlı, sivilceli, siyah noktalarını ne kullanabiliriz? Dışarıdan peeling almak istemiyoruz. Bir sürü annemin ürünü masanın üzerinde duruyordu açıkçası. Ve neyi nasıl karıştırsam, çünkü hepsinin ne kadar faydalı olduğunu biliyorum ama kendim bir şey öğretmek istiyorum. Yani aslında bir şey yapayım ve çok işime yarasın istiyordum. Bununla ilgili bir ay önce aslında bir tarif keşfettim ve bir aydır çok sık kullanıyorum bunu. Ve cildimin gerçekten gözenekleri kapandı. Cildimin böyle al al yanakları geri döndü ki sivilce probleminde bu çok önemlidir. Yani lekelerim gitti çünkü içerisinde karbonat ekledim. Şimdi hemen tarifi söylüyorum. Durmadan azimli, istikrarlı bir şekilde kullanmamız şart. Bir kez kullandım, ilk kez kullandım, artık kullanmayayım, istemiyorum, yapmayın. Tekrar tekrar azimli bir şekilde devam edin yapmaya. 1-2 ay içerisinde cildinizin ne kadar güzelleştiğini, tüylerinizin aslında ne kadar azaldığını da fark edeceksinizdir. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kullandıkça mutlaka yazın. Takıldığınız, anlatmayı kaçırdığı bir nokta varsa Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Buradan da yazabilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. İyi tatiller dilerim. Hoşçakalın.